Unutmayalım, yıllarca AKP devleti ele geçirebilmek için bir cemaatle ortaklık yaptı. Bilerek yaptı. Unutmayalım, bu askeri darbenin millet iradesine saldırmasına imkan verecek zemini yıllarca ortaklıkla AKP inşa etti. Ve unutmayalım, şimdi de askeri darbeyle başarılamayanı bir sivil darbeyle diktatörlüğü bu ülkeye yerleştirmeye çalışarak yapıyorlar. Biz asla bu ülkeden demokrasinin, milletin iradesinin ve anayasal sistemin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi darbe başarılı olsaydı meclis işlevsiz kalacaktı. Milletin iradesi darbeciler tarafından gasp edilecekti. Bugün AKP, OHAL rejimi ve KHK'larla milletin iradesini açıkça gasp ediyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi darbeciler başarılı olsaydı, binlerce insanı hukuki süreçlere tabi tutmadan işlerinden atacak ve hapsedeceklerdi. Bugün AKP iktidarı binlerce insanı sorgusuz, sualsiz işten atıyor ve hapsediyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi o darbe başarılı olsaydı, bir insanlık ayıbı olan işkence yeniden Türkiye gerçeğine dönüşecekti. Bugün AKP rejimi Türkiye'yi yeniden işkence ile tanıştırıyor ve tartıştırıyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, televizyonlar keyfi olarak karartılacaktı, kapatılacaktı, medyaya baskı uygulanacaktı. Bugün AKP rejimi tam da bunu yapıyor. Bu açık bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi o darbe başarılı olsaydı, laiklik tamamen tasfiye edilecekti. Ve laikliği isteyenlerin hepsi baskı görecekti. Bugün AKP, laiklik diyen herkese açıkça baskı uyguluyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi o darbe gerçekleşseydi, FETÖ'cü siyasetçiler korunacaklardı. Bugün AKP açıkça kendi içindeki FETÖ'cüleri himaye ediyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi darbeciler başarılı olsaydı, Türkiye'nin uluslararası itibarı da, ekonomik kredibilitesi ve inanırlığı da tamamen yok edilmiş olacaktı. Bugün aynen bu durumu yaşıyoruz. Bu AKP'nin Türkiye'ye yaptığı çok açık bir sivil darbedir. Ve biz 15 Temmuz'da meclisi, anayasayı, milletin iradesini, laikliği ve demokrasiyi nasıl üniformalı darbecilere karşı savunduysak, bugün de üniformasız bu darbecilere karşı savunmakta çok kararlıyız. Bu ülkeye hak ettiği bir demokrasiyi, hak ettiği özgürlükleri ve hak ettiği birlik beraberlik duygusunu mutlaka yerleştireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.